olsun, hayallerde ve seçim çalışmalarınızda hep dediniz ki Seydi Kemer en güzelini hak ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki bugün burada temel atmanın Seyit Kemerler olarak mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Tabii çektiğimiz emeğin karşılığını almak insanı gerçekten uçuruyor, kuş gibi yapıyor diyebilirim yani. Hiç üstünde bir yük falan kalmıyor. İnşallah bu beklediğimiz üniversiteydi. İnşallah 2018-19 eğitim öğretim yılında öğrenciler burada eğitim görmeye başlar. Tabii ki biz 2018'in Seyit Kemer'de atılım yılı, temel atma törenine geçeceğine ben inanıyorum. Şu an bunun arkasından hükümet konayla belediye hizmet binamızı geliyor. İmar planları hepsi bitti. Askı süreci başladı bir ay. Ondan sonra TOKİ yapacak hükümet konağını. Yükseklik olarak 17,5 metre. 12,5 metre plana götürdük. Artık olmaz bu dedi bakanlıkta. 17,5 metre bir 2-3 ay bir zamanımız oldu ama sonunda Büyükşehir'le birlikte onu da çözdük. Şu an askıda 3 kat Osmanlı mimarisi 17,5 metre yüksekliği olacak. Allah'ın izniyle belediye hizmet binası da karşısında olacak. Devlet hastanesi olacak inşallah. Ağustos, Eylül aylarında onları temel atacağız. Arkasından şimdi köprüler, iki tane köprünün yapımı başlayacağız. Seyit Kemer resmi dairelerle bunlar da yapıldıktan sonra inşallah okullar zaten yapılıyor. Onları saymıyoruz. Milli Eğitim Bakanı. Ben burada bu işler tek başımız olmuyor. Başta ilçe başkanım, kaymakamım, il başkanım, vekillerim, bakanlarım, başbakanım, cumhurbaşkanım hepsinden Allah razı olsun diyorum ben. Seyit Kemer hak ettiği yere gelecek diyorum ben. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yüksek okulunda Seyit Kemer'e Muğla'mızı, ülkemiz hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben sizlere de teşekkür ederim.